Yine çok değerli bir konumuz var stüdyomuzda. Lefke Avrupa Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğretim üyesi yardımcı doçent doktor Cem Aliye direktör bizimle beraber sevgili izleyenlerimiz. Evet, bir süreçten geçiyoruz ve bu süreçte bizi neler bekliyor, sonrasında neler bekliyor ve biliyorsunuz eğitim ve öğretim yılının ikinci yarısını, ilk bir haftasını geride bıraktık. Hepsini konumuzla konuşacağız ama bir hoş geldiniz diyelim. Merhaba. Merhabalar. Evet. Pazartesi günü beraberdik, evet. Bizi konuktunuz. O gün daha eğitim öğretim yılının ikinci döneminin ilk günüydü. Ve dedik ki cuma günü de geliniz şöyle bir değerlendirme yapalım diye konuştuk. Neler söylemek istersiniz? Yani bu bir haftalık süreçte zaten özellikle depremle ilgili okullarda giden çevremdeki öğrencilerden veya işte ebeveynlerden öğrendiğim bilgiyle deprem tatbikatı yapılan okullar olmuş. Evet. Bunun dışında kayıplarımızla ilgili anma törenleri düzenlenmiş. Bunlar aslında sürecimizin, çünkü bir süreç diye bahsediyoruz bundan. Yaz sürecimizde özellikle ve yaz sürecinin devamında kaygılarımızı gidermek adına çok önemli adımlardı. Çünkü biz her ne kadar depremi korkutucu olarak nitelendirsek de aslında deprem anında, öncesinde ve sonrasında ne yapılacağının bilinmesi o kaygıyı daha aza indirir. Ve belki ilk tatbikatlarda, işte ilk bilgilendirme toplantılarında çocuklarda biraz kaygılar artmış olsa da aslında bunlar düzenli bir şekilde devam ettirildiğinde normal yaşantımızın bir parçası haline geleceği için oldukça önemliydi. Evet. Yani örneğin bir sınav gibi düşünelim. Hani nasıl sınavın, aynen değil öyle. Mi? Çalışan, kendinden emin bir kişi daha kaygısız ve daha kendinden emin girerse herhalde böyle olaylarda da sınavda da mesela kaygımız vardır ama mutlaka birkaç saniye bir korku sürer. Vardır. Evet. Yani o birkaç saniye sürer. Aynı şekilde deprem anında da. Evet. Hissettiğimizde evet kalbimiz küt küt atacaktır yine. Evet. Yine elimiz ayağımız titreyecektir. Ama ne yapılacağının bilinmesi, bu kaç yaşında olursa olsun bu her birey için geçerlidir. Yani 3 yaşındaki için de geçerlidir. 73 yaşındaki için de geçerlidir. Ne yapılacağını bilmek o belirsizliği ortadan kaldırdığı için insanın kendini güvende hissettirir ve kaygısını da azaltır. Bu yüzden tekrar tekrar aslında depremin bıraktığı zararları değil de depremin kendisini ve ne kadar kontrol edebileceğimizi konuşmamız aslında önemlidir, evet. Bu süreçte. Yani aslında biraz da dersimizde ve sorumluluklarımızda da iyi çalışmamız gerekiyor bu süreçte. Yani aynen vatandaş, öyle. Yurttaşların da hani kendilerini, yakın çevrelerini hep bu konuda, değil mi? Biraz olsun. Çünkü depremin kendisi bizim kontrolümüzde değil. Değil. Doğal bir afet. Belli bir noktada kendi kontrolümüzde olan şeyler var. Tabii. Yani korunmadır, sonrasında neler yapılacağıdır, evet. Nasıl yardım arayacağımızdır. Evet. Bunların her biri aslında kendi kontrolümüzdedir. O yüzden özellikle deprem gibi doğal bir olayda bunu afet haline getirdiğimiz noktalarda kendi kontrolümüzün dışındaymışçasına hissettiğimiz için kaygımız artıyordu. Evet. Ama ne kadar kontrollü bir duruma getirebilirsek onu, kontrolümüzde olduğunu, o zaman kaygılar hem çocuklar hem yetişkinler için azalacaktır. Evet. Yani işte bunda da biraz dengelemek lazım. Bu sonuçta bir doğal afet. Ama tabii ki de bunun da kontrolünü insanoğlu sorumluluklarını ve bilincini alarak üstesinden, aynen, gelebilir. Uzmanlar da diyor zaten, yani deprem gerçekten öldürmüyor. Orada korunamamak ve daha doğrusu deprem öncesinde de nelere dikkat etmemiz, evet, gerektiği bilinçsizliği nedeniyle gerçekleşiyor. Evet. O yüzden belki de bundan sonra mesela bir evi alınacağında ilk önce zemin kontrolü, zemin ve inşaat noktasının ne kadar kaliteli olmadığına bakılacaktır. Evet. Bu da her aslında kayıp bize ne yazık ki bir şeyler öğretiyor kaybederek. Evet. O acı bir ders. Bu dersimizi iyi almamız aslında yine sonrası için bu kayıpların tekrar yaşanmasını da önleyecektir. Ki evet, bu bizim yine normal yaşantımıza dönmemiz ve geleceğimizin aslında bizim elimizde olduğunu da fark etmemizi, evet, sağlar. O yüzden iyileşme de çok daha hızlı olur. Evet. Keşke kayıpları geri getirebilsek ama tabii keşkelerle de pek fazla olmuyor, yani maalesef elden gelmiyor. Ne yazık ki. Ne yazık ki maalesef şey yok o noktada. Yok. Evet. Şimdi tabii şeyleri de konuşmak istiyorum. Hani depremi yaşayanlar, birinci de yaşayanlar falan var ama şimdi şöyle bir şey de oluşmaya başladı artık toplumda, dikkat ediyorsanız hani adamızda da bir deprem
hissedildi yakın zamanda yine. Evet. Derken bir kaygı, bir görüyoruz toplu mesajlaşmalarda insanlar işte mesela spora gidecekler gitmiyor, günlük yaşamlarındaki aktiviteleri erteliyorlar, belki de tamamen bırakıyorlar falan. Bir kaygı havası da var, esiyor, farkında mısınız? Evet, yani, çok fazla. Evet. Yani hatta bu kaygıyı birazcık üst düzeyde yaşıyoruz. Yaşıyorlar. Çünkü mesela yine öğrencilerle konuştuğumda üniversitede bazıları Kıbrıs'ta tehlike altındaymış. Evet. O yüzden gelip gelmeme konusunu dahi tereddüt ediyorlar. Başka bölgelerdeki Başka çocuklar. Bölgelerdeki. O yüzden sadece Kıbrıs için değil, Kıbrıs'a bağı olan herkes. Aslında deprem kuşağında olduğunu sanki ilk defa görmüşçesine, İşte. Duymuşçasına. Bu panik hali yarattı çünkü yakın bir zamanda gerçek bir depremin varlığını fark ettik. Evet, aslında 500 yıldan fazladır var olan faylar. Evet. Hani dün ortaya çıkmadı ya da Hatay depreminden sonra ortaya çıkmadı var ya olan. Ya da Kıbrıs'ta da zaten öncesinde deprem olduğunu uzmanlar söyledi. Tabii 15 tane büyük deprem olmuş. Hı-hı. Kıbrıs'ta da yani yanlış hatırlamıyorsam. Hikayesinde bile vardır ya 7 kere battı ve çıktı evet, şeklinde. Evet, evet. Dolayısıyla aslında Kıbrıs evet deprem ülkesinde evet. Öyle bir ülke ama yakın zamanda yaşamak bizi hatırlatıyor, farkına varıyoruz yine. Bunun çünkü nedir o, psikolojik şey peki açıklaması? Çünkü gerçek bir tehlikeyle karşılaşmadıkça başka tehlikeler gündeme geliyor. Mesela deprem bir tehlike değil çünkü günlük yaşantımızın içerisinde sürekli karşılaştığımız bir durum değil. Onun yerine daha psikolojik tehlikeler vardır. İşte mesela sınav dönemi çocukların işte mesela kole sınavı vardır. Bir tehlikedir onlar için. Bu yüzden biz kole sınavını konuşuruz. Evet. Üniversite sınavını konuşuruz. Ya da bir iş değişikliği vardır onu konuşuruz. Bunlar da her biri aslında bizim için tehlikelerdir. O yüzden deprem sık sık gerçekleşmediği için onun tehlikeli bir şey olabileceğini hep bir göz ardı ediyoruz. Kesinlikle. İlgisi olanlar, evet. Mühendisler onların ilgi alanı olduğu için onlar ilgileniyor ama bizim mühendislik dışında olanlarsa ilgi alanımıza girmediği için bizim başımıza gelmiyor diye hareket ediyoruz. Mesela yıllarca işte İstanbul'da deprem olacak diye düşünüp İstanbul'da nerede kalınacağını düşünürdü insanlar. Hatta İstanbul'a değil de işte Antep'e gidiyorlardı, Adana'ya gidiyorlardı alışveriş için mesela. Evet. Ama bu aslında deprem her tarafta var. Var. Ama biz bunu görmezden gelerek aslında bu kaygıyla kaçınarak tabii çalışıyoruz. Şimdi şöyle bir şey olsaydı mesela olmasaydı böyle büyük bir deprem olmasaydı ve denseydi ki işte bugün bir deprem tatbikatı yapılacak herkes ama nereden çıktı şimdi bu tatbikat değil mi? Ama işte ne gerek vardı şimdi bu saatte gibi birçok da hani insanlar arasında psikolojik olarak başıma ne olsa gelmeyecek diye bir düşünce olabilirdi. Ama şimdi mesela bu saatten sonra bakış açısı değişti. Evet. Şimdi bir müddet yine deprem tatbikatlarını yaparız. Ama önemli olan nokta bunun bir dönem devam etmesi. Sürdürülebilirlik. Sürmesi. Yani yakın zamanda tekrar deprem olmasını beklemeden her zaman için bu depremin varlığını kabul edip hareket etmek önemli. Ve bunun eğitimin içerisinde yer alması lazım. Yani ben kendi çocukluğumu hatırlıyorum. Biz tatbikat yapıyorduk. Bize deprem anında ne yapılacağı öğretiliyordu. Evet. Dolayısıyla mesela deprem konusunda herkes gibi ben de korkuyorum. Tabii ki. O sırada. Tabii ki. Ama diğer taraftan ne yapılacağıyla ilgili bilgiye sahip olmak o anda sizi yine o kaygıyı kontrol altına alabilecek hale getirir. Bu da zaten sizi kurtarıyor. Bilinçli olmak gerekiyor bilinçli değil olmak. Mi? Biz bilmekten biraz korkuyoruz. Yani bilmek doğru. Sanki her şeyi daha çok bildikçe korkacağımızı düşünürüz ama tam tersi. Bilmek aslında kaygıyı azaltıyor. Tabii. Çünkü belirsizlik bizi daha çok kaygıya götürür sürükler. Doğru. Yani aslında bilgi iyidir. Bilmekten korkmamamız gerekiyor. O yüzden zaten ne geldiyse değil mi? Olumsuz yani, şeylerin çoğu da. Başka şeylere odaklanmak aslında. O yüzden odaklanmamız gereken kendi güvenliğimizi önce belirlememiz lazım. Evet. Aslında çok söylenecek şey var. Çok üzücü zamanlardan geçiyoruz. Geçmeye devam ediyoruz.
Ama hep de tekrara düşmek istemiyorum aslında. Çünkü size bulmuşken daha verimli bir sohbet gerçekleştirmek istiyorum. Yani biraz siz de açabilirsiniz aslında. Yani bu dönem neler söylemek istersiniz? İnsanlar nasıl bir sürece geçsin? Bir yaz süreci hala daha devam ediyor. Uzun sürede devam edecek gerçekten. Edecek bu hani rutine dönmüş gibi olsak bile kimse eskisi gibi gerçek anlamda olamayacak. Yani bu kuşak için konuşuyorum. Hani daha küçük çocuklar, bebekler belki ileride hatırlamayacak. Hani nasıl bizler çok eski yıllarda depremler olduğunda hatırlamıyorsak, işte bir Erzincan depremi gibi depremleri. Gölcük depremi bile çok uzak değil ama yine de küçük olduğumuz için, değil mi? Yani psikolojik olarak, ama şimdiki nesil için bu. Aslında onlar da bilecek. Bilecek. Çünkü biz travmalarımızı aktarıyoruz. Kalıtımsal şey var. Bu nedenle biz o travmayı nasıl baş ettiğimiz, onu nasıl çözümlediğimiz, sonraki neslin de nasıl geleceğini de belirliyor. Evet. O yüzden şu anda aslında yaz sürecinin sonuna doğru geldik. Yani biz artık geldik. İnkar noktasını bıraktık. Öfkelerimizi artık daha işlevsel hale getirdik. Evet. Yani işte neden başımıza geldi, neden oldu değil de şu anda aslında adaletin nasıl aranabileceğiyle ilgili daha işlevsel bir öfkemiz var. Evet. Bunun dışında o üzüntü kabuğuna kapanmanın yerine birçok kişi özellikle normal yaşantısına geri dönüş yaptı. Normal yaşantıdan eğlenelim anlamında değil. Yok. Ama işine gidiyor. Tabii. Arkadaşlarıyla sohbet edebilecek hale geldi. Bu da aslında yaz sürecinin sonudur. Yani kabullenip kaybımızı, onun anılarını ama bıraktığı kederi de yanımıza alıp yolumuza devam etmek. Ya hiçbir zaman silinmeyecek. Keder bitmiyor. Bitmeyecek. Evet. Onun aslında acı diye bahsettiğimiz o üzüntü anılarımızla birlikte her zaman bizimle birlikte gidecek. Evet. Ama o uyum süreci başladı aslında. Okulların açılması da bunun da çok büyük etken oldu. Çünkü kaybedilen öğretmendi, kaybedilen öğrenciydi. O yüzden okula gitmesi, depremi yaşayan çocukların özellikle öğretmenlerin okula dönmesi, yine sağlık çalışanlarımız gitti deprem bölgesine, evet, evet. Basın mensuplarımız gitti. Onların evet. Yine işine dönmesi aslında o kabul edip şu anda ne yapabileceğinin evresine geçtiğini gösterir. Ama ne yazık ki o bir kısım var, birebir depremi yaşayanlar. Onların yaşantısındaki o travmatik yaşantı evet devam edecek. Onların kaygıları birazcık daha fazla olabilir. Tabii ki. Ama ikincil olarak travmatize olmuş kişilerde de yine özellikle çocuklarda gözlemlediğimiz tek başına yatamama, altını ıslatmalar, bunun dışında kendini güvende hissetmeyip sürekli annesinin babasının yanında olma istekleri çok fazla artmış durumda. Bunlar da bir süre ne yazık ki hayatımızda devam edecek. Kaç yaş grubu örneğin bunlar? Çünkü çok küçükler daha anlamamış, bebekler İlk falan. İlkokul değil mi bunlar? İlkokul, özellikle ilkokul 1-2. Sınıflarda daha böyle birlikte yatma. Evet. Ki normal yaşantı. Normalde de aslında isterler. Evet. Evet. Tabii bir de yaşlarının özelliği var. Çünkü bu dönemde ilkokul çocuklarında gerçek korkular da ortaya çıkar gelişimsel olarak. Evet. Bu da bir tetikleyici oldu ve çok daha fazla kaygıyı artıran niteliği geldi. Tabii şimdi çünkü evdeki büyükler zaten o yaş çocuklar yapıları ve yaşları gereği zaten hani biraz daha korkak, ürkek. Evet. Geceleri uyurken zorluk çeken çocuklar. Ve şimdi evde de sürekli anne de baba da kardeşte bir huzursuzluk çaktırmasalar bile hisseder. Tedirginlik, böyle sürekli bir tavana bakma, hani bu aralar başladı çoğu kişide. Yetişkinlerde özellikle yani oturuyoruz sandalye hemen çok biri çarpar, öteki bakar deprem mi oldu diye. Hemen böyle avizeleri kontrol etmeler. Evet. Bunun dışında eşyalar mesela işte yakın zamanda deprem oldu. O anda kimin ne kadar bunu hissettiğiyle ilgili çok fazla yine sosyal medyada konuşmalar döndü. Evet. Yani ne şiddette olduğuna ilişkin evim güvenli mi değil mi şeklinde hepimiz tedirgin olduk. Ama orada işte bizim bununla nasıl baş ettiğimiz önemli. Ha, belli bir kesim vardır ki biz her ne kadar travmanın devam edeceğini söylesek de aslında insanların psikolojik sağlamlığının ne düzeyde olduğu onların bu travmayı ne kadar hızlı atlatacağını da belirliyor. Evet. Bunu belirleyen çok fazla faktör var. İşte ailenin ne kadar destekleyici ve kabul edici olduğu, çevresinde insanların sosyalleşebileceği, onlara olduğu gibi yaralarıyla kabul edip etmedikleri. Bunun dışında bazılarımız gerçekten çok kötümserdir, bazılarımız da çok iyimserdir. Yani bu yapı olarak yapı. Da, yani her birimizin farklı özellikleri vardır.
kendimizi gerçekten ne kadar sevdiğimiz, ne kadar saygı duyduğumuz, gelecekle ilgili beklentilerimizin ne kadar olumlu ya da olumsuz olduğu. Bunlar bizim sağlamlığımızı belirler ve bu travmalarda da zaten psikolojik sağlamlığı yüksek olan kişiler aslında bu travmadan en az yara alıp hemen kendilerini toparlayıp normal yaşantılarına dönecek kişiler olur. Ama bazı durumlarda bu psikolojik sağlamlığı yeterli düzeyde olmayan kişilerin psikolojik sorunlar ne yazık ki ekleniyor. O zaman da kendi başlarına çözmek yerine uzman desteğine ihtiyaç duyuyorlar. Tabii herkesin yapısı çünkü farklı. Bir sorumuz gelmiş hemen izleyici sormuş, sormak istiyorum. Bizimle yatmak isteyen çocuğu zorla odasına yollamak doğru mu? Nasıl bir tavır sergilemeliyim? Yani zorla yollamayın tabii de. Şimdi özellikle bizim ne kadar kendi güvenliğimizi sağladığımıza bakmamız lazım. Yani çocuk bizim yanımızda yatmak istiyor da ben onu odasına gönderdiğimde benim içim rahat mı? Ona bir bakmam lazım. Kendimi sorgulasın ebeveyn. Evet, ebeveyn sorgulamalı. Çünkü her ne kadar bildiğimiz doğru şey zaten kendi odasında yatması. Tabii. Ama diğer taraftan ben o gittiğinde acaba deprem olursa da ona ulaşabilir miyim, ulaşamaz mıyım diye kaygılar varsa önce bu kaygıyı gidermesi lazım. Evet. Ama diğer taraftan kendisi rahat, yani böyle bir kaygı hissetmiyorsa o zaman da çocukla özellikle bunun neden birlikte yatmak istenildiğinin konuşulması gerekiyor ki genelde kaygılardır. İşte hırsız girebilirdir, deprem olabilir, başıma kötü bir şey gelebilir diye bir düşünceleri vardır. Evet. Onları gerçekçi olarak işte diyelim ki hırsız girecek diye düşünüyorsa o zaman evin ne kadar güvenlikli olduğu, deprem olacak diye düşünüyorsa o zaman depremde işte herhangi bir şeyin devrilmeyeceği şu şekilde odanın düzenlendiğine ilişkin önce bir konuşarak güvence vermek. Ondan sonrasındaysa adım adım hareket etmek. Yani zorla göndermek yerine bu akşam istersen bizimle yat, uyuduğunda ben seni yatağına götüreyim şeklindeki basit anlaşmalarla aslında. Evet. Yani doğrudan kendi odasında yatmasına yönelik baskı da değil, daha onu ikna edici, daha onu motive edici sözcüklerle ama öncelik tabii ki neden yatmak istediğinin çözülmesi lazım. Altındaki neden bulunması lazım. Ama çok doğru söylediniz. Yani önce biz önlemimizi almamız gerekiyor. Odasına bir baksın ebeveynler. Hani onların yanında bile yatsa koruyup kollayamaz ki eğer tedbirini almazsa. Değil mi hani? Çocuklar için anne baba Tanrı'nın yerine geçer. Tabii. O yüzden, ama anne babanın da şey yapması lazım. O yüzden o noktada çocuğun algıladığı şey annem beni her şeyden korur. Ama diğer taraftan gerçekten kendini güvende hissetmiyor odasındaki gelmek istiyor. Evet. O yüzden o kendini güvende hissetmesi için neler yapılabileceği yine çocukla konuşulması gerekiyor. Evet. Biz genelde kendimizin bildiğini doğru kabul ederiz. Oysa çocukların da çok güzel fikirleri vardır. O nedenle onların fikrini alarak hareket ettiğimiz noktada da o davranışları sergilemeye daha kolay adapte olurlar. Evet. Tabii şimdi biz konuşuyoruz. Çok da güzel şeyler anlatıyorsunuz. Sizden önce de çok değerli uzmanlar geldi stüdyomuza. Çok değerli isimler geldi. Doktorlarımız da geldi. Bilim insanları geldi. Şimdi bizim hep lafta söz uçar diye bir zaten deyim de vardır. Söz uçar yazı kalır. Ama burada da laflar sözler uçmasın. Lütfen bir an önce tedbirimizi, önlemimizi alalım. Yani bir deprem var, gerçek olan bir şey. 500 yıl sonra da olabilir dedi uzmanlar. Olabilir çünkü 500 yıl önce de çok büyük bir deprem yaşanmış. 5 dakika sonra da olabilir. Yani biz bunu bilimsel olarak bilemeyiz. Hani tabii ki de bilim insanları fayların nereden geçtiğini, nasıl geçtiğini söylüyor kulağımız onlarda ama biz de bireysel önlemi almak için ama önce birincisi doğru bilgiye, doğru kişiden ulaşmak. Evet. İkincisi de bir de kaygıdan ötürü çok fazla algıda seçicilik yapıyoruz. Seçerek alıyoruz. Evet. Yani mesela depremin olacağıyla ilgili hemen deprem oluyor diye bir cümle ben herhangi bir yerde duymadım. Evet. Ama diğer taraftan burada deprem bekleniyor ama ne zaman ve ne şiddetli olacağı bilinmiyor şeklinde. Biz onu nasıl aldık ama? Nasıl? Deprem oluyor. Evet. Bu yüzden panik hali geçtik. Evet. Ama bunun bize bir faydası yoktur. Yok.
Tam tersi, sadece hissettiğimiz şeyden ötürü ilişkilerimiz bozuluyor. Evet. Çünkü karşımızdaki bize bir şey anlatıyor ama bizim odağımız evet sallanıyor muyuz değil miyizdir. Dolayısıyla karşımdakini ben dinlemekten vazgeçtim. Evet. İşime gittiğimde odaklandığım şey haberleri takip etmek, herhangi biri bir şey söyledi mi bakmak oluyor. Ama işimi yapma konusunda da ciddi sıkıntılar olmaya başlıyor. Dolayısıyla bunun bir faydası yok. Ne yapabilirim? Bunu oturup düşünmem gerekiyor. Çünkü bazen düşüncelerimiz o kadar bir yoğundur ki sanki hiçbir şey düşünmüyoruz. Bazen ise o kadar bir düşündüğümüzün farkındayız ama ne olduğunu bilmeden başımıza ağrılar girer. Evet. Neler bizim elimizdedir? Biz neler yapabiliriz? Evet. Ona baktığımız noktada kontrol önemlidir bizim için. Kontrol altına alabilecekler mi? Gerçek anlamda kontrol altına almam. Ama alamayacaklarım için ise ne kendimi suçlamam ne de başkalarını suçlamam gerekiyor. Ama ölüm de hayatın bir gerçeğidir. Gerçi. Dolayısıyla ben evet 1-2 dakika sonra da olabilir bu, 20 yıl 30 yıl sonra da olabilir. Evet. Ancak ölüm bize şunu hatırlatır, hayatı ne kadar anlamlı ve verimli yaşadığımızı. Bu yüzden neler yapmak istediğimi tekrar sorguladığım dönemdir. Bu yüzden zaten kayıplar olunca ne kadar güvende olduğumuzu sorguladık. Ya da gerçekten ne yapmak istediğimizi sorguladık. Bu da yine yasın bir parçasıdır ve olması gerekendir. Bir de şey oldu ya şimdi tabii geçen günlerdeki deprem gerçi 19 civarında olmuştu saat yanlış hatırlamıyorsam ama hani evet. Diğer depremler genelde hep böyle gece saat uykuda hani insanların tam böyle en artık savunmasız oldukları fark saatler, fark edemeyecekleri evet. saatler, işte bir en güvendikleri ortamlarda, evlerinde de olduğu için de biraz da güven sorunu insanlarda olmaya... Çok daha fazla oldu. Çok daha fazla olmaya başladı. Çünkü özellikle uyku zaten bizim için korunmasız olarak evet, teslim olduğumuz. Ölümü çağrıştıran en önemli an. Bu yüzden mesela çocuklarda da çoğu zaman gözlemleriz. Yani birlikte yatır. Çünkü uyku anında bir şey olması. Ay. Yani ölüm çünkü gözlerinin kapatılması olarak ifade edilir. O gözlerin kapatılması bir de uykuda vardır. Başka herhangi bir şey de yoktur. Yoktur. Dolayısıyla o bize daha çok ölümü çağrıştırıyor ki evet. Ne yazık ki birebir gerçeğini de yaşamış olduğunca bu daha da artıyor. Artıyor, evet. Yani belli bir süreç var. Bu süreçte herkes istediği şekilde yasını ve ruh şeyini çekebilir dediniz ama belli evet. bir süreçten sonra aşamayınca artık mutlaka bir uzmana danışmak gerekiyor. Bunu da altını çizelim. Çünkü şu anda gerçekten hala da çok yeni konuşmakta bile zorlanıyoruz. Bir yas sürecinden geçiyoruz. Hani yas süreci bitse bile gerçekten böyle hepimizin içinde bir derin bir yara olarak da kalacak. Ama dersen. O yarayla yaşamaya öğrenmemiz gerekiyor. İşte öğrenilmezse ne olacak? Şimdi bir noktada öğrenilmezse depresyonu gözlemleyebiliriz. Ya da orada da şunu demek daha doğru oluyor aslında. İşine odaklanamıyorsa kişi, ilişkilerinde yani işte eşiyle olan ilişkisi, çocuğuyla olan ilişkisi, arkadaşlarıyla olan ilişkisinde sorunlar yaşıyorsa, öncesinde değil de bundan sonrasında başlıyorsa bu. Bunun dışında uykularında bir şeyleri yediğinde işte suçluluk duyuyorsa ya da boğazı düğümlenip yemeden içmeden kesildiyse. Ancak şunu kastetmiyorum yani bir şeyler yiyor sağlığını fiziksel sağlığını koruyacak şekildedir. Ama bundan henüz daha öyle zevkini almıyor. O problem değil aslında o zamanla aşılabilecek bir şey. Bu daha çok hani yemeden içmeden kesilmeyi, insanlarla görüşmek istememi. Bu durumlar ortaya çıktığında artık yani ya kaygıya ya depresyona ya da travma sonrası stres bozukluğu dediğimiz farklı farklı sorunların ortaya çıktığı durumlardır ve bunlar da mutlaka uzman desteğine başvurulması gerekir. Ama yine altını çizeyim bu hala daha bir aylık bir süreç bile değil henüz. Çok taze. O yüzden tabii. Sonrasında 18. gün. Yanılmıyorsam 18. O yüzden bunun daha ileriki dönemler için. Tabii daha yani bir aslında iç gözlem ve çevremizdekileri gözlemlemek. Çünkü bazen biz farkında değilizdir ama bir anda 4-5 kiloyu bir hafta içerisinde vermişizdir. Evet. Yanımızdaki bunu daha iyi fark eder. Tabii ki. O yüzden böyle bir durumda yakınlarını böyle fark ettiklerinde enerjisinin düşük olduğunu, uykularından kabuslarla uyandığını... Ya da uyku uyuyamaz hale geldiğini
Çünkü psikolojik sağlık önemli bir taraftan, çünkü fiziksel sağlığımızı da önemli derecede bozacak niteliğe geliyor eğer çözülmezse. Ama büyük bir çoğunluğumuz zaten bu travmayla sağlıklı bir şekilde baş edecektir. Evet. Bir de bahsettiğim çok küçük bir orandır. Ve de evet, şimdi dereceler de var çünkü etkilenen kişilerin dereceleri, ona hep vurguluyoruz ama şimdi şöyle bir şey de olmaya başladı. Rutin, ki rutine dönme süreci, bu bile tartışılır konu oldu son zamanlarda. Siz de biliyorsunuz hani sosyal medyada da gerçekten böyle hani oldu işte, kimisi rutine dönmekle münasebet derken kimisi hani yavaş yavaş dönmek gerektiğini. Yani bu tartışmaya açık bir konu mu? Yani bu nasıl bir uzman, bir psikolog olarak nasıl değerlendiriyorsunuz bu süreci? Travmanın birebir iyileştiricisi rutine dönmenin kendisidir. Hı hı. Rutinden kastettiğimiz şey, bu kişi çalışıyor ya evet. da okuyorsa okuluna gitmesi, hı hı. çalışıyorsa iş yerine gitmesi. Tam müthiş bir verim sağlamasak da o orada sadece fiziken dahi bulunması Evet. o iyileştirmeyi sağlar. Çünkü aslında travmanın o yarayı sarmak için yardıma ihtiyacı var kişinin. Ve bu yardım da diğerlerinin sosyal desteği olacaktır. Evet. Bu sosyal desteği evde alamaz kimse. Kapalı bir yerde kaldığı müddetçe sadece kendi düşünceleriyle bir aradadır. Bu yüzden kendini daha fazla suçlar, kendine çok daha ağır hakaretlerde bulunur, öfkesi kendine çok daha ağır hale gelir. Çünkü bunların mantık dışı olduğunu, ne kadar gerçekçi düşünceler olmadığına ilişkin bir değerlendirme yapacak hale gelemezdir. Ne kadar biz kapalı kalırsak, diğerleriyle görüşmezsek o kadar daha büyük bir sesin içerisinde oluruz aslında. Ama ne kadar dışarıya çıkarsak, diğerleriyle konuşma çabası içerisine girersek aslında o sis dağılmaya başlar. Evet. Bu da bizim gerçeği değerlendirmemizin daha gerçekçi hale getirir, daha işlevsel hale getirir. Bu yüzden rutine dönme noktasında hiçbir şekilde işte diyelim ki öğrencidir, derse giriyor, gidiyor, odaklanamıyor. Ama gitsin. Ama gitsin. Fiziken orada bulunsun. Hı hı. O kıyafetleri, o üniforma için sabah kalksın, o yataktan mı hareket etsin? Duşunu alsın, işte öz bakımı, çünkü çok önemli değil evet. mi bu süreçte? O öz bakımdan çok kopmamak önemli. Gerekiyor. Bir de şey düşünün, yani aslında sizi itecek birine ihtiyacınız evet. var. Çünkü hı. yatakta öyle kalmak, kabuğa çekilmek hı. bir noktadan sonra sizin daha çok yalnız hissetmenize, daha çaresiz hissetmenize, daha kederli hissetmenize neden olur. Ama o itici güç işte o rutinlerdir. Yani okula gitme zorunluluğu sorumluluğudur, işe Tabii. gitme sorumluluğudur. Verimli olmasın, onu beklemiyoruz zaten. Kesinlikle. Belli bir dönem verim de düşüş olacak. Ha, bazılarında verimli de olacak. Daha erken toparlayacak olanlar da Evet, var. daha sık sıkıya sarılacak belki. Çok daha. Yani işte tek elimde kalan okumamdır, eğitimimdir diyen Evet. insanlar var mesela. Dolayısıyla ya da işini kaybedenler vardır. Yeni bir işte çok daha fazla sıkı sıkıya ona sarılıp o maddi kısmı, kayıplarını onunla giderecektir. O yüzden rutine dönmek mutlaka yapılması gerekendir. Tabii şimdi sizin üniversitenizde de deprem bölgesinde olan çok öğrenciniz vardı, aileleri vardı. Evet. Kim öğrenciniz burada kaldı? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl bir süreçten geçtiniz? Yani, çocuklar bu çoğu çünkü şeydeydi, tatildi ya, evet. ülkelerindeydi. Ara dönemde olduğu için hı. birçoğu Gitmişti. Memleketine gitmişti. Bizim OHAL bölgesinde olan, yani deprem bölgesinde olan çok öğrencimiz Var. Vardı. Onlardan ilk baştan zaten ilk günlerden haber alabildiklerimiz oldu, alamadıklarımız oldu. Şu anda da zaten onlara ulaşmak ve bir ihtiyaçları varsa yardım edebilmek için onlarla görüşüyoruz. Biz özellikle gelecek olan öğrencilerimiz de, o yüzden diyorum ya, yani rutine bir an önce başlasınlar ama verim konusunda çok da verimli olabileceklerini düşünmesek de öğrencilerden duyduğumuz şey şu: bir tek okulum kaldı, bir an önce bitirip işe atılmam lazım diyorlar. Ya. Bu yüzden Tabii de kayıp. onların o kayıplarının, çünkü mesela bugün birkaç kişiyle görüştüm. Çevresinde, yakın çevresinde kaybı yok ama evi yok, iş yeri yok. Dolayısıyla maddi sıkıntılardan, yani okulu nasıl ödeyeceği, Tabii. ailesinin yeni bir yere yerleşmek için özellikle bir maddi imkanın olması gerekiyor. Hı.
Bu yüzden özellikle son sınıf öğrenciler çok daha gelip bir an önce bitirip evet. bir an önce işe gitme evet. hedefindeler. Ama diğer taraftan da yine kaygılar da var. Çünkü bir kesim ailesinin yanındayken depremi yaşadı. Bir kesim Kıbrıs'taydı. Ya. Ve hemen birçoğunu duydum zaten. Hemen ailelerinin yanına dönmek istediler. Ki döndüler de. Ve onlar geldiklerinde birinci derecede etkilenmiş grup olarak gelecekleri için onlarla neler yapabileceğimizi psikoloji bölümü olarak çalışmalarımızı başlattık biz. O şekilde elimizden geldiğince psikolojik desteği de onlara sağlayacağız. Evet, gerçekten zaten ortak bir yas bu ama hiç herkesi her yerden etkiledi bu süreç. Yani hani kimisi gerçekten çok yakınlarını kaybetti. Zaten hayatını kaybedenlere yani Allah'tan rahmet diliyoruz. O artık yani sözün bittiği yer. Hani bu artık sürekli kullandığımız bir cümle oldu ama söz söylenilmez, hayatını kaybetti insanlar. Evet. Yakınlarını kaybedenler var. Zaten her vicdanı sağlam olan insana da etkiledi. Yani iliklerine kadar etkiledi. Yani hani sizler bu işin uzmanı, profesyoneli sizler etkilendiniz ki eminim bu dönem birbirimize evet. sizliği geldiniz. Hani bizler etkilendik. Burada yayın yapmaya çalıştık elimizden, dilimizden geldiğince. Hani etkilenmeyen hiç kimse yok ki. Yok. Toplumun tümü. Tüm travma geçiriyoruz yani. Gerek ülkemiz gerekse Türkiye ve dünyadaki birçok ülkede zaten sağ olsun gittiler. Orada bulundular, destek oldular. Yani zor. Zor bir süreç ama atlatılmayacak bir süreç değil. Değil. Çünkü bu dönemde de yine birbirimize destek olarak. Dayanışma. Yine yardımlaşmayla. Evet, evet. Diğer taraftan birbirinizi anlayarak. Anlayarak, hoşgörüyle. Çünkü bu dönemde karşımızdakinin ne gibi bir kayıpla geldiğini bilmeyerek evet. hareket ediyoruz. Yani belki bazılar çünkü bu dönemde sağlıklı bir noktadır şakaya vurmak da. Evet. Ve mesela işte bir öğrencimle karşılaştım. Enkazdan çıktı ama şakalar yapıyor. Şimdi bu çok sağlıklı aslında. Kendini toparlamak için bununla başa çıkmak Doğru. için şakayı kullanıyor. Ve bunlar da aslında bizim yine biz her ne kadar korksak da travma diye bahsetsek de aslında birçoğu kendi başına o iyileşmeyi yapabilecek durumda. Özellikle enkaz süresince orada kalanlar ve çıkanlar için de çok önemli. Süre olarak işte ne kadar kaldıkları da o noktada etkili oluyor. Yani ne kadar karanlıkta kaldıkları, ne kadar kayıplarının da ne Tabii düzeyde ki. Olduğunun bilinmesi oldukça önemli. Önemli yani ne kadar kaldı, bir saat bile kalsa o dün hocamız söyledi o bir şeyin yüzü, düşme etkisi dedi. Yani o bile insanda bir şok, travma evet. geçirebilir yani. Hani bir top bile gelse yüzünüze böyle bir değil mi? Bırakın. Birebir yaşamadık evet, depremi. Evet. Ama evde bir şeyin devrilmesi işte anında bile kaygı tabii ki. Ortaya çıkıyor. Tabii ki. Dolayısıyla çok büyük. Yani gelecek olan öğrencilerimiz de gerçekten evet. onlara da ki sadece evet. öğrencilerimiz değil depremzedeler de adaya geldiler. Başladılar. Dolayısıyla yardımlaşma o sosyal sorumluluk aslında hem bize hem de onlara iyi gelecek bir süreçtir. Evet sadece tabii ki de elimizden gelince maddi ama psikososyal destek de çok önemli evet. değil mi bu süreçte? Yani sadece hani işte barınma, sıcak bir kap değil aslında. Aslında evet. ilk istenen, talep edilen şey herhalde. Yani öncelik aslında sıcak bir yer tabii ve ki. Güvenli bir nokta. İkincisi ise konuşabilmek, evet. dinlenebilmek. Evet. Ama bunun için de yine özellikle depremzede çocukları düşündüğümüzde oyunlar oynayabilmek, bunun için etkinlikler düzenleyebilir aslında herkes. Bunun dışında işte resimler, boyamalarla onların istedikleri gibi kendilerini ifade edebildikleri özgür alanlar ama kendini güvende hissettiği ortamlar yaratabilmek önemli. Bu yüzden de acısına da saygı göstermek, şakasına da, mutluluğuna da tabii ki. Saygı çok güzel dediniz. Çünkü bu dönem önemli. Öyle bir şey oldu. Yani hani acıları insanlar birbirinin acısını sanki o duymuyor, o duyuyor gibi de birçok da şeye görüyoruz ama öyle şeylere gerek yok. Kimisi resim çizerek anlatıyor, kimisi yazarak, kimisi belki bir beste yapar. Yani her birimizin baş etme şekli farklı. Bu yüzden belki ben herkesin içerisinde ağlamıyorum ama yalnız kaldığımda aklıma geliyor.
Dolayısıyla birilerinin bir şekilde hayatını sürdürmesi gerekiyor ki önce kendi sağlığımı daha iyi hale getireyim ki sonra diğerlerine yardım edebileyim. Aksi takdirde ben de birinci derecede olan kişi kadar aynı şekilde acıyı yaşasam ki bunu anlamam mümkün değildir. Ancak hayal edebilirim, düşünebilirim ama mümkün değildir. Birebir depreme şahit olan birinin ya da kayıp yaşayan birinin acısını birebir anlamam. Ama ben eğer kendimi toparlarsam o zaman ona da gerçek anlamda yardım etme şansım olur. Tabii ki yani hani çok da mümkün olmayabilir değil mi? Hani seni anlıyorum. O şeyleri de hep işlemiştik programımızda. Yani kullanacağımız cümleler de çok önemli dediğiniz. Hatta bir dernekte açıklama yaptı onun üzerine. Tabii insanlar hep böyle iyi niyetle de yaklaşsa ama tabii kimse kimsenin o kadar empati yapamaz. O kadar içini ve derinini bilemez. Birebir yaşamadıkça bilme şansımız yok. Yok. Ama birebir yaşasam dahi yani depremde işte milyonlar etkilendi. O milyonların her biri depremi farklı yaşadı. Evet, herkes. O yüzden yani aynı binadan çıkartılan insanlar dahi her biri farklı farklı yaşadı acısını. Evet. Dolayısıyla kaygısının da acısı da herkesin kendine özgüdür. Özgü. Bu nedenle kimsenin birini birebir anlama şansı yoktur. Ama anlamaya çalışabilir. Evet. Şimdi o zaman süremizin sonuna geliyoruz. Son olarak neler söylemek istersiniz? Dediniz ki yani ders çalışmak çok önemli. Sorumluluklarımız çok önemli. Bu dönem için konuşuyorum. Evet. Çünkü öyle bir kaygı var. Herkese küçük de olsa bir travma var. Yani bu dönemde neler yapalım? Bir kez daha söylerseniz programı kapatacağım. Tamam. Birincisi kendi kontrolümüzde olup olmayanları bilip gerçekten bilmekten korkmayarak ancak bilgi kirliliğine de dikkat ederek özellikle yani her gördüğümüz bilgiyi de hemen almamamız lazım. Gerçek anlamda bu işin uzmanları var. Onların yaptığı açıklamaları kaygımızı birazcık durdurarak dinlemek ki doğru anlayabilelimiz. Bunun dışında sadece bireysel sorumluluk değil. Okullarda, sağlık hizmetinde, depremzede bireyler geliyor. Bunlarla ilgili hazırlıkların yapılması. Bunun dışında bizim bireysel olarak onlarla karşılaştığımızda ya da bizim kendi depremle ilgili kaygılarımızla başa çıkmak için neler yapabileceğimizi önce oturup düşünmemiz. Evet. Hatta yazalım. Hı-hı. Yani ben ne yapabilirim? Binama güveniyor muyum? Zemine güveniyor muyum? Bunun dışında deprem anında ne yapılacağını biliyor muyum? Deprem sonrasında neler yapmam gerektiğini biliyor muyum? Bunun dışında işte çevremdeki insanlara ben nasıl yardım edebilirim? Hı hı. Ama diğer taraftan da mesela yine hissettik işte deprem anında kalbimiz küt küt attı, Evet. heyecanlandık. Şimdi bazılarımız hemen sakinleyebildi, normal hayatına dönebildi. Eğer bunu bütün gece uykusu kaçtıysa, yine özellikle bu anı tekrar yaşayacak diye oturup beklediyse sürekli bir şekilde günlerce bu sürüyorsa o zaman da öncelikle benim bu depremle ilgili düşüncelerimi aslında yazmam. Ondan sonra bunların ne kadar gerçekçi olduğunu bir değerlendirmem gerekiyor. Diğer taraftan dikkatimi dağıtmam çok önemlidir. Yani benim sürekli sosyal medyada deprem haberlerini takip etmekten vazgeçmem ya. gerekiyor. Deprem oldu. Öğreneceğim bilgiyi öğrendim. Evet. Bundan sonra yardım kampanyalarında evet bilgilerim olabilir. Hı-hı. Bununla ilgili duyurularda yapabildiğimi yaparım. Ama deprem görüntülerini, enkaz görüntülerini tekrar tekrar izlemek, neden bunun gerçekleştiğiyle ilgili oturumları tekrar tekrar izlemek Hı-hı. bana sadece yaptığı yıkımı hatırlatır. Bu yüzden bunların bana bir faydası yoktur. Bu yüzden mümkün olduğunca sosyal medyadaki özellikle bilgiyi kontrol etme şansımızın neredeyse hiç olmadığı Evet. alan, orada özellikle mümkün olduğunca deprem haberleriyle ilgili bilgilerden uzak kalmak aslında normal rutine dönmemizi, daha iyimser bakmamızı geleceğe sağlar, niteliğe getirir bizi. Evet, çok teşekkür ediyorum. Gerçekten iyi ki geldiniz. Yine sorularımızı, kaygılarımızı, korkularımızı konuştuk sizinle. Nasıl baş edebiliriz, neler yapabiliriz, nelerden uzak durmalıyızı anlattınız bize. Umarız böyle şey bir süreçten geçerken en sağlıklı şekilde. Umarım Değil en mi? Sağlıklı şekilde bu süreci atlatılır. Atlatılamayacağı noktada zaten sizler varsınız. Mutlaka. Uzmanlara danışmaktan da çekinmesin evet. kimse. Değil mi? Çekinmesin kimse. Çünkü bu bir süreç. Hepimizin yaşadığı sorun Hı-hı.
ve bazen gerçekten sorun olup olmadığını da bilemeyiz. Evet. Ama bir uzmana başvurduğumuzda bunun ne kadar doğal ve normal olduğunu da duymak rahatlatabiliyor bizi. Yani sadece ben değil, herkes bunu yaşıyor. Bunu duymak bile bazen iyi geliyor. Bu yüzden mümkün olduğunca akla soru geldiğinde kendi kendine düşünüp daha çok bunu dert etmek yerine başvurmalarını rica ederim. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili izleyenlerimiz, bugün de biz Zarlan Söyle'nin sonuna geldik. Bugünlük bizden bu kadar.